Merhaba. Bu videoda size poster nasıl hazırlanır onunla alakalı bir sunum yapacağım. Rastgele yerlerden kestiğim anlamsız paragraflar ve resim ve başlık. Hiçbir bütünlüğü yok ama genel olarak poster nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz karton daha büyüğünü hayal edin. Daha büyük bir kartonda ama dik durabilmesi için bu şekilde bir yapıya ihtiyacımız var. Böyle bir karton bulduktan sonra posterimizi sergileyeceğimiz yapacağımız en önemli şey nedir? Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakça kısmıyla özet, isim ve başlık ve bir de ortaya önemli anlatan bir görsel koymamız gerekiyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, başlık özetin de özü olmalı. Özet ise giriş, yöntem, bulgular ve sonucun özeti olmalıdır. Yani ilk önce kişi başlığa bakar. Daha ilgisini çekerse başlık özete bakar. Özet eğer ilgisini çekerse detayları okur. Şimdi sonuç kısmı bulgulara dayanır. Bulgularsa yöntemden, nasıl bir süreçten geçtiğinden dolayı ortaya çıkar. Neden bu yöntemi seçtiğimizi ise giriş kısmında anlatırız. Bu konuyu neden çalıştık, önemi nedir? Bunlardan bahsederiz. Ne üzerine çalışıyoruz? Giriş kısmında onu anlatırız. Kaynakça ise daha önce yapılmış çalışmaları bize gösterir. Dolayısıyla bulgulardan çıkan sonucun anlamlandırılması kaynakça ile ilişkilendirilmesiyle oluşur. Neden bu yöntemin seçildiği kaynakçada belirtilir. Daha önce yapılmış çalışmalarla ilişkilendirilir. Ve neden bu konunun çalışıldığı, bu konunun öneminin ne olduğu, bu konuyla ilgili temel bilinmesi gereken şeyler yine kaynakçaya dayandırılır. Böylece kaynakça aslında çalışmanın dayandığı noktayı gösterir. Görselin ortada olması poster için ve bu görselin tüm konuyu kapsıyor olması çok önemlidir. Ayrıca bilmemiz gereken isim mutlaka olmalıdır tabii ki. Hazırlayan kişi ya da kişilerin isimleri belli olmalıdır. Yazılar burada olduğu gibi, bu yanlış bir gösterim, çok sık ve salt yazı olmamalıdır. Posterde daha az yazı, daha çok görsel bulunmalıdır. Ve bu bütünlük sıra kaybedilmeden ilişkiler bilinerek sunuma başlanmalıdır. Posteri asmak tek başına yeterli değildir. Posterin başında bulunarak çalışma hakkında bilgi vermemiz lazım. Bu da önce kendimizi tanıtarak ve sonra kısaca çalışmayı özetleyip merak ettiği bir şey var mı sormak gerekir. Detaylarının burada olması tek tek herkese anlatmamız anlamına gelmiyor. Yani anlatmak zorunda değilsiniz. Kişi okuyabilir ya da soru sorabilir. Burada cevabı olsa dahi soru sormuşsa cevabını vermek gerekir. Ama kişiyi incelemesi üzerine yalnız bırakmak da gerekir. Kişi kendini tanıtır. Kısaca birkaç cümleyle projeden bahseder. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa sorularınızı cevaplayabilirim der. Herkese, her gelene tek tek projeyi anlatmak zorunda değil poster sunucusu. Ama poster hazırlamak da önemli. Neden önemli? Bir konu hakkında bir sunum yapma ihtiyacı oluşuyor. Çalıştığınız bir konu hakkında. Bu çalışmayı derli toplu bir hale getiriyorsunuz posterle. Tabii ki posterin de bu unsurlarını bilen birisi olarak sizin sunum yapmanız gerekir. Ama sunumun, tekrar ediyorum, içinde ne varsa her şeyin aktarılması olarak düşünmemek gerekiyor. Umarım güzel sunumlar hazırlarsınız. Başarılar diliyorum. İyi günler.